Arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu bu mankenimin üzerinde görmüş olduğunuz sıfır kollu tam daire kloş bluz. Ben kloş bluzları çok seviyorum. Kloş, volanlı bluz, volanlı kıyafet tam benim tarzım. Daha önce bunun askılısını dikmiştim, bir de sıfır kollusunu dikmek istedim. Gördüğünüz gibi bu kloş bluz mankenin üstünde bu şekilde duruyor. Benim üzerime de benzer şekilde duruyor. Bu kumaştan daha önce ben bir elbise yapmıştım. Bu elbisenin videosunu da üst kısma sizin için bırakıyor olacağım. Videoya geçmeden önce eğer bu videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer diktikleriniz ya da yaptıklarınız olursa benim videolarımı izleyerek benimle paylaşırsanız beni çok 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 mutlu edersiniz. O zaman videoya geçelim. Öncelikle bu bluz için ben kendi tişörtümden yararlanarak bir kalıp çıkaracağım. Üzerimde duruşunu sevdiğim bir tişörtü ikiye katlıyorum. Hem ön ve hem arka için kalıp çıkarıyorum. Ben sizin için sadece şu an bir tarafını göstereceğim. Siz de diğer tarafını aynı şekilde yapabilirsiniz. Öncelikle kalıp olarak bir tane kağıt serdim. Bluzumu da üzerini ikiye katlayarak kağıdın kenarına bu katladığım kısmı yerleştirdim. Yani bu kısmı kumaş katı olarak kullanacağım. Hiç dikiş payı vermeden çiziyorum. Sadece eteğinden dikiş payı verdim. Bu çizdiğim yerleri daha kalın bir kalemle sizin görmeniz için yapıyorum bunu. Belirginleştiriyorum. Rigaları nasıl kullanıyorum onu da küçük küçük göstermek istedim açıkçası. Rigalarımı kalıbıma göre ne tarafı uygunsa bana öyle kullanıyorum. Başkaları nasıl kullanıyor bilmiyorum ama benim çok kalıp bilgim yok. Ben sadece kendi kıyafetlerimden çıkarıyorum. O yüzden rigaları da eğri yerlerini nerede kullanmam gerekiyorsa ve o çizgi nasılsa, oradaki duruş nasılsa ona göre kullanıyorum. Bir de böyle bir rigam var. Bu genelde kollar için kullanılıyor. Kameram rüzgardan biraz sallanmış, kusura bakmayın lütfen. İleride görüntü daha düzgün oluyor. Yani pencereyi kapattım, sallandığını fark edip, ama şu an maalesef birazcık sallantılı görüntü. Bu çizdiğim yerlerden yaklaşık 1-1,5 santim dikiş payı vererek kesiyorum. Eteğimden dikiş payı vermiyorum çünkü eteğimden zaten dikiş payı vermiştim, söylemek istiyorum tekrardan. Sadece yanlarından, yani eteğinin dışındaki yerlerden dikiş payı veriyorum. Siz isterseniz her yerinden dikiş payı vererek çizebilirsiniz ama ben direkt bu şekilde yaptım. Herhangi bir hata olsun istemedim. Birebir sıfıra sıfır çizdim. Ha, bu arada bu kloş bluzu ben üzerime tam olan bir bluzdan çıkarmıştım kalıbını ama bence bir beden küçük bluzdan çıkarırsanız, yani tam dar sıkı sıkı olan bir bluzdan çıkarırsanız çok daha başarılı sonuç elde edersiniz, tecrübeyle sabit. Şu an yaptığım işlem ise hem etek ucundan hem koltuk altından ikişer santimetre aralıklarla nokta bırakıyorum. Yani ben koltuk altından yaptım, siz yarısından da yapabilirsiniz. Bu ikişer santimetre aralıklarla koyduğum noktalardan boylu boyunca düz çizgi çekeceğim çünkü. Yani nereden koymak sizin kendi zevkinize kalmış, nereden koymak istediğiniz. Sonra bir aşağıdan bir yukarıdan yaptığım noktaları bu şekilde birleştiriyorum hepsini. Düz çizgi atıyorum yani. Ben bu bluzu yaparken İkişer santim kullandım. Siz daha az parçalı yapmak isterseniz, daha az uğraşayım derseniz 5 santim yapabilirsiniz. 4 santim yapabilirsiniz. Parçayı tamamen 3'e bölebilirsiniz. Benim gözüme öyle hoş geldi. Ben biraz uğraşmak istedim. Ama yapılamaz mı? Tabii ki yapılır. Bu sizin kendi seçiminiz. Az uğraşmak isterseniz 3-4 parçaya bölebilirsiniz. Çok uğraşmak isterseniz benim gibi 10 parçaya bölersiniz. Daha sonra bu çizgilerden kesiyorum ve sadece yukarıda 2-3 milim tutacak kadar, yani sadece yakada, etek ucundan yakaya doğru kesiyorum yani. Uçta 2-3 milim tutacak yer bırakıyorum sadece. Tüm kısmını bu şekilde kesiyorum.
Koltuk altına da aynı şekilde. Düz çizgi çizdiğim için ucu nerede geliyorsa orada bırakıyorum. İsterseniz düz çizgi çizmeye de bilirsiniz. Hafif verevine de çizebilirsiniz. Çünkü etek ucu biraz gördüğünüz gibi verevli. Daha sonra bu şekilde açarak kullanacağım bu bluzu. Gördüğünüz gibi şimdiden bile hafif kloşluk verildi. Bu şekilde açıyorum. Daha sonra bluzumu yapacağım kumaşı yüz yüzüne bakacak şekilde verevine katladım. Verevine bakın arkadaşlar. Kloş bluzlarda ben genelde kumaşı verevine kullanıyorum. Çünkü daha dökümlü ve daha güzel duruyor. Diğer türlü kumaşınız eğer normal keseceksiniz ve çok dökümlü değilse gerçekten çok kötü kalıp gibi bir görüntü oluyor. Daha sonra bunları aralıklı aralıklı yerleştiriyorum. Ben bu aralıkları 2'şer santimetre verdim. Siz isterseniz 3 santimetre verebilirsiniz, isterseniz 1 santimetre verirsiniz. Bu sizin göz zevkinize kalmış bir şey. Ben böyle geniş geniş bol bol olsun istedim. Çünkü ben bu şekilde eteği geniş bluzları çok seviyorum. Daha doğrusu kloş bluzları çok seviyorum. Ben çok çok kloş olsun istedim. Bu hemen hemen tam daireye yakın. Çünkü kumaşımı tam üçgen köşesinden katladım. Tam ikiye katladım verevine. Ve bluzumun önü bir kenarına, yanları ise kumaş kenarına denk geldiği için tam kloş oldu. Yani iki parçayı birleştirince tam kloş olmuş oldu eteği tabii ki. Daha sonra son bir parçam kaldı. Ona kumaşım yetmediği için bu şekilde göz kararı iğneledim. Yani gördüğünüz gibi hepsinin arasını eşit bırakmak zorunda değilim. İstediğiniz gibi bırakabilirsiniz. Omuzlarından ve koltuk altlarından da tutturuyorum. Çünkü keserken bir kaymaya şansın istemiyorum. Dikiş payı bıraktığım için 0'a 0 kesiyorum. Bu ön tarafının kalıbı arkadaşlar. Arka tarafını göstermeyeceğim. Arka tarafı da ön tarafla aynı şekilde yapılıyor. Hiçbir farkı yok. O yüzden isterseniz ön tarafını yapın, isterseniz arka tarafını yapın. Mantık aynı. Çizimde arka tarafı gösterdim. Kesimde ön tarafı gösterdim. Hani ön tarafında kesildiği halini görün istedim aslında. O yüzden bu şekilde yaptım. Yine eteğinden de 0'a 0 kesiyorum. Tüm iğneleri çıkarıyorum. İğneleri çıkardıktan sonra ise kumaşı açtıktan sonra kloş bluzunuzu daha net gözünüzle görüyorsunuz. Sanki başka bir yerinizde görüyorsunuz da gözünüzde daha net canlanıyor. Öyle demek istedim aslında. İşte bu şekilde bir ön elde etmiş olduk. Şöyle çekiyorum. Sıra birleştirmeye geldi. Önü ve arkasını yüz yüzüne bakacak şekilde yerleştiriyorum. Omuzlarından ve kenarlarından iğneliyorum. Keserken çok bir şeye benzemiyormuş gibi geliyor arkadaşlar. Çünkü omuzları biraz yamukmuş gibi görünüyor. İşte eteği biraz yuvarlak, sanki birbirine eşit değilmiş gibi görünüyor. Ama siz nasıl göründüğüne bakmayın. Sonuç gayet güzel oluyor. Hani bu çok bol olacak, bu çok şey olacak. Tabii ki siz bunu daha dar da yapabilirsiniz. Atıyorum bu kadar çok parçalamazsınız. 5 parçaya bölersiniz. Eteğindeki bu parça aralıklarını ise 2'şer santim yaparsanız daha az kloş bir bluz elde etmiş olursunuz. Burada amaç mantığını öğrenmek. Mantığını öğrendikten sonra istediğiniz bolluktaki, genişlikteki bluzu yapabilirsiniz. Bu arada anlatırken de tüm dikeceğim yerleri iğnelemiş oldum. Bu gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikiyorum. Sürfile çekmeyeceğim çünkü benim kumaşım ipliklenmeyen bir kumaş. Kumaşımın yine verevinden 3 adet biye kesiyorum. 2 tane kolu için, 1 tane yakası için kesiyorum biye. Şu şekilde 3 tane biyem oldu. Omuzlarını ve yan dikişlerini hemen hızlıca birleştiriyorum. Zaten dediğim gibi sadece düz dikiş yapıyorum. Sürfile yok bunda. Omuzları diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Daha sonra yanlarını dikiyorum düz dikişle.
Ya isterseniz sürfle de çekebilirsiniz ama ben gereksiz yere kumaş harcamak istemedim açıkçası. O yüzden sürfle çekmek istemedim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Sıra geldi biyelerle bluzumu birleştirmeye. Biyelerimi düz tarafına doğru, yani ters taraf işte kalacak şekilde ikiye katlıyorum. İlk başını dışta kalacak kısmını ise bu şekilde minicik bir içine katlıyorum. Daha sonra bluzumun düz tarafından biyemi iğnelemeye başlıyorum. Bu birleştirme yerini hemen omzumun üst tarafına denk getirdim. Saçlarım kısa olduğu için arkada belli olur diye düşündüm. Omzumun üst tarafına getirdim. Ama tabii ki saçlarım uzayacak. O zamanlar arka tarafına getiririm muhtemelen. Ama ben genelde yan tarafına getiriyorum. Tam omuz kısmına getiriyorum ki çok fazla dikkat çeken bir yerde olmasın diye. Gördüğünüz gibi bu şekilde tüm yaka çevresine bu biyeyi iğneliyorum. İkiye katladım. Yani normal biye gibi yapmıyorum ben bunu. Bu daha pratik, daha kolay bir biye yöntemi. Kol pervazına da aynı şekilde yapıyorum. Bu kol oyuntusunu, kol pervazımı, çok dikiş terimlerini bilmiyorum ama işte koltuk altınız ve kolunuzun geçeceği yer. Koltuk altınız ve kolunuzun geçeceği yer işte yani. Niye iki kere tekrarlıyorsam daha inandırıcı oluyor herhalde. Bu gösterdiğim yerlerden düz dikişle dikeceğim şimdi de. Hemen makineme geçiriyorum. Dikerken iğnelerimi çıkarıyorum. Çıkarmaya da bilirsiniz. Benim çıkarmadığım zamanlar da oluyor. Ama bazı iğneleri çıkarıyorum. Bunu her videomda söylüyorum. Ama dediğim gibi siz çıkarmak zorunda değilsiniz. Ben de çoğu zaman çıkarmıyorum. Düz dikişle dikiyorum şu an. Bu tarafına hiç sürfile çekmenize gerek yok bu arada. Dümdüz dikin kumaşınız ipliklense bile, çünkü zaten biyenin kıvrık tarafı bluzumun iç tarafına kıvrılacağı için hiçbir kirlilik görünmeyecek. İşte bu şekilde yani. Gördüğünüz gibi dikişler içte kaldı. Biyemi bluzun ters tarafına doğru kıvırmış oldum. Bunu da çıma dikişiyle dikiyorum artık. Son halini veriyorum. Bu ucundan yaklaşık 2 milim boşluk kalacak şekilde düz dikişle dikiyorum. Yani son hali bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir biye oldu. Altı da bu şekilde görünüyor. Üstü de bu şekilde görünüyor. Diktikten sonra bu şekilde neredeyse son halini aldı. Bir tek etek kısmı kaldı artık bluzumun. Eteğini de iki kez içine kıvırıp düz dikişle dikiyorum. Tüm eteğini çepeçevre. Ben genelde eteklerini önce bir kat kıvırıyorum. Yani bu şekilde ince dikiş yapacaksam. Daha sonra tekrar ikinci kat kıvırıyorum. Kıvırma ayağı kullanmakta çok başarılı değilim. Böyle az kumaş olan yerlerde bunu kullanmak daha mantıklı, çünkü düzeltemeyeceğiniz sonuçlar doğurabilir. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor artık. Son halini aldı. Dikmesi bu kadar kolay. Benim yarım saatimi bile almadı bu bluzu dikmek, ki ben videoda çekiyorum. Gerçekten çok kolay. Bluzumuz da son halini aldı. Gördüğünüz gibi gayet kloş ve mankenin üzerinde duruşu gayet güzel. İlk başta da söylediğim gibi, siz eğer kloş bir bluzu için kalıp çıkaracaksınız, vücudunuza sık sıkı oturan bir bluzu tercih edin. Çünkü zaten rahat ettiğiniz bir bluzu seçince kalıbınız gayet de bol oluyor. Yaka kısmının dikişi daha yakından göstermek istedim. Bu şekilde görünüyor. Koltuk altı da, bu kol kısmına gelen yer de bu şekilde görünüyor. Biyeyi içine kıvırıp diktiğim kısım da bu şekilde görünüyor. Eteğinin dikişi de bu şekilde görünüyor. İç kısmı da